Evet. Burcu Hanım, sizi yönetici yaptım. Yine sunumunuzu gönderebilirsiniz. Tamam. Birazdan açacağım. Tamam. Yani Necdet Duran makalesinde kalmıştık. Şöyle diyordu. İnsan-ı Kamil Tanrı'nın yeryüzünde halifesi olması itibariyle onun bütün isim ve sıfatlarına mazhar olan varlığın esas mertebelerini tümüyle kendinde toplayan insandır. Aslında bu Emerson dediği insan işte o. Hakiki insan her şeyin merkezindedir cümlesiyle ve anlayışıyla büyük benzerlik taşıyor. Emerson'da hakiki kişiyi her şeyin merkezinde konumlandırıyor. Şeyh Galip de yine şiirinde insana yakın dur ki fazla uzaklara düşmeyesin dizelerini kullanıyor, dizelerini yazmış ve Şey galip aslında mi? bu Hangi şeyde, tercibentte mi? Yoksa evet. Hı. tam mı? Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın Evet. Güzel. dizesi. Ya aslında burada Adem'den hakiki insan olan insanlık kamili kastediyor diyebiliriz. Ve hani insanı kamile yakın olmak mürşidi Tanrı'ya yakınlaştıracaktır zaten. Yine aynı dizeler insanlık kamil olmaya yakın olmak şeklinde de yorumlanabilir. Yani insana, yani insanı kamil olmaya yakın dur ki fazla uzaklara düşmeyesin. Bu noktada insana atfettikleri kutsiyet bakımından benzerliklerini görmüş olduk. Şimdi ikinci bölümüne geçiyorum. Aslında sunumum rıza kavramı. İkisi de aslında Şeyh Galip ve Emerson'da bu eserlerinde rıza kavramına değinmeleri açısından da benzerlik gösteriyor. Emerson makalesinde dua kavramına, yani dua kavramına değiniyor ve rıza kavramını da bununla ilişkilendirebiliriz. Çünkü Emerson duayı kendi işlerinin iyi olduğunu dinlendiren Tanrı'nın ruhudur diyor. Bu Yani ben arada bunu Burcu Hanım, ben bir not düşmek istiyorum. Şu an tam tarihini, yaşını hatırlayamayacağım ama arkadaşlar, Şeyh Galip, onun en önemli eserlerinden bir tanesi Hüsnü Aşk isimli mesnevisi, diğeri de Divanı. Arkadaşlar, yani Divanını zannediyorum 20'li yaşlarda tamamlamış birisi. Yani tercihi bendi de 20'li yaşlarda yazmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani 20'li yaşlarda nedir böyle entelektüel bir bakış açısı? Çok genç yaşta vefat ettiği için yani daha büyük eserler bırakacağı yönünde yorumlar var. Ve bazılarına göre de arkadaşlar, bazılarına göre Fuzuli'dir. Bazılarına göre de divan edebiyatının en büyük şairi Şeyh Galip'tir mesela. Bunu da söyleyeyim. beni de o çok etkiliyor. Yani çok genç yaşta bu kadar iyi yazabiliyor olması ve hani Hüsnü Aşk'ın yazılış hikayesinden belki siz bahsetmek istersiniz. Hani Evet. Siz devam edebilirsiniz. Yani sorun yok. Buyurun. tamam. Yani Nabi'nin mesnevisinin üzerine bir mesnevi yazılamayacağını konuşuyorlar kahvede. Eğer doğru hatırlıyorsam. Ve Evet. Şeyh Galip gidip hani ben yazarım diyor. Ve onun üzerine Hüsnü Aşk'ı yazıyor. Hatta onunla ilgili de bir beyti var. Gâhi okunurdu hayrabat, nabi olunurdu hayr ile yaat. Zannediyorum Hüsnü Aşk'ın girişinde beyitlerden bir tanesi. Yani gâhi okunurdu hayrabat, nabi olunurdu hayr ile yaat. Zaten dilde çok güçlü. Müziği hemen duyabiliyorsunuz. Ve hani Galip'in zaten Galip mahlasını alması da kibirle ilişkilendirenler olmuş. Çünkü hani çok genç yaşta ve hani Galip mahlasını kullanınca buna da o dönem tepki gösterenler olmuş. Hani bu genç yaşta bu özgüven. Ne devam edecek olursak Emerson'ın ve Şeyh Galip'in eserleri rıza kavramına değiniyor demiştik. Dua kavramıyla ilgili bu noktada, dua ile ilgili Emerson diyor ki kendi işlerinin iyi olduğunu,
dinlendiren Tanrı'nın ruhudur. Ya bu cümleyi anlamak bir noktada biraz karmaşık ama aslında kastettiği, şöyle devamına baktığımızda, şahsi bir amaca kavuşmak için edilen dua zalimcedir diyor, hırsızlıktır diyor. Doğada ve bilinçte birliğin değil, ikiliğin olduğunu sanır. İnsan Tanrı ile bir olur olmaz yalvarmayı bırakacaktır. Göründüğü üzere Emmaus'una göre birey Tanrı'dan başkasını görmediğinde böylelikle Tanrı'nın işlerinden razı olacaktır demek istiyor diyebiliriz. Çünkü insan Tanrı ile bir olur olmaz artık yalvarmayı bırakacaktır. O zaman bu şey enel hak. Aslında memnuniyet hani şikayet etmemek. Evet, bu enel hakla da fenafillahla da bağlantılı olabilir tasavvufi anlamda değil mi yani tabii ki. Tasavvufa da hakim olmak lazım ama. Bu evet, kavramları da çağrıştırıyor bende çünkü. Ve aslında şeyde hani Tanrı'dan gelen her şeyin hani güzel olduğunu. Ama tabii ki hani dua etmek. Burada yine bence hani bir farklılık var. Tanrı'nın da hoş, çünkü hani dua... da hoş meselesi var ya. Nasıl? Pardon. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Aha evet. Evet. Ya evet. Ve hani şu an ne diyeceğim unuttum. Olabilir. Devam edebilirsiniz diğer sunumlarda. Demek istediğim buradaki farklılık hani insan Tanrı ile bir olur olmaz yalvarmayı bırakacaktır ama hani dini açıdan baktığımızda aslında hani duanın önemi ve duanın hep devam ediyor olmasının önemli olduğu da hani aşikar bu noktada ayrılıyor ama dediğimiz gibi hani aslında burada kastı o birlik Tanrı ile bir olma. Ayrıştığı şey noktalar galiba... var, örtüştüğü noktalar var. Pardon. I'm not. Okay, thanks. Pardon, çok özür dilerim. O sevgiliye yaralarından çaresizlik içinde yakınma sakın diye bir dize kullanıyor. Bir dizesi var Şeyh Galbi yine. Hani burada aslında şikayet etmemenin üzerinde duruluyor diyebiliriz ikisi açısından da. Yani Şeyh Galbi de burada diyor ki Tanrı'ya yaralardan şikayette bulunmamak gerektiğini belirtiyor. Ve secdeler et ki yaradanın reddettiği olmayasın diyor. Bu noktada da görüyoruz ki Galip Tanrı'nın takdirine rıza göstermenin değerini anlatmakta. Bu noktada aslında şeytanın Adem'e secde etmemesine ve Tanrı'nın takdirine rıza göstermemesine de bir telmih vardır diyebiliriz. Buna ek olarak hem Emerson hem de Şeyh Galip aslında mutsuzluğun insan için zararlı olacağını vurgulamışlardır. Bu da aslında hadiselere kabullenmenin ve hani onların rıza makamına verdikleri önemini hani önemi göstermektedir diyebiliriz. Çünkü hani şikayeti durdurmak. Atıfta zaten merdut arkadaşlar redden geliyor. Tereddüt, red, merdut. Merdudi bu da yani Tanrı'dan Tanrı'nın reddedeni. Olmayasın. Tanrı'nın reddettiği olmayasın. Evet. Ve bu aslında şikayet ve mutsuzluğun hani bir noktada hoş görünmemesi açısından da Emerson kişinin kendisine yardım etmesi gerektiğini savunuyor. Hani kendisine yardım eden kişiyi makalesinde yüceltiyor. Başka bir deyişle ona göre kişinin kendine yardım ederek karamsarlıktan çıkması, yani kendisini karamsarlıktan çıkarması oldukça takdir edilesidir. Yani düzeltemeyeceği noktada hani yaptığı bir kötü bir şey ya da hani olayları
bir noktada, düzeltemeyeceği noktada, etrafta söylenen kişileri ise felaketlerden pişmanlık duyun. Şayet onlar aracılığıyla acı çekene yardım edebilecekseniz. Eğer edemeyecekseniz kendi işinize bakın. O vakit kötülük zaten iyileşmeye başlar demektedir. Aslında bir noktada da konuşmanın başında konuştuklarımızla bağlandı ilginç bir şekilde. Bu ödevi siz hangi amaçla hazırlamıştınız? Bunun lisans sempozyumu düzenlendi bizim okulda, 4. sınıflar. Bir bindiriyle Viyana'da geldiler. Mı? Viyana'da mı, Boğaziçi Üniversitesi'nde mi? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu noktada yine karamsarlık konusunda, rıza, karamsarlık, şükretme ya da şikayet etmeme konusunda Şeyh Galip'in aslında çok ünlü beyitlerinden: "Ey gönül, ey gönül, neden bu makamda gam dolusun sen? Gerçi viraneysen de tılsımlı bir definesin sen." diyerek aslında Şeyh Galip şiirine başlayarak aslında gönlün virane olsa da zenginlikler barındırdığını işaret etmektedir. Böylelikle insanın aslında nedenli bir kutsiyet taşıdığını ve Yaradan açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak aslında Yaradan'dan geleni hoş karşılamanın önemine dikkat çekmekte. Ya yani hem Şeyh Galip için hem de Emerson için karamsarlığa yer yok diyebiliriz. Evet, Şeyh Galip de "Yazık olur sultanken bu alemde dilenci olmayasın. Ümidine keder bulaşmış ve yalvaran olmayasın. Keder vadisine düşüp değersiz ve faydasız olmayasın" dizeleriyle "Keder vadisine düşmenin insanı hiç edeceğini" söylerken, insanın kendini bırakmaması ve aksine mücadeleye devam etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Zira tasavvufi anlayışta da bahsettiğimiz gibi dertler önem taşır ve tekamülümüz için önemlidir. Ve bizi Allah'a yaklaştırdıklarından hoş karşılanırlar. Dolayısıyla hem Emerson hem de Şeyh Galip rıza kavramının önemini vurgulamışlardır. Sona yaklaşıyoruz artık. Sorunuz varsa ya da eklemek istediğiniz bir şey. Evet, arkadaşlar, sizlerin de katkısı varsa çok keyifli bir sohbet oluyor. Yani şimdiden teşekkür ediyoruz. Yani biraz karışık gelebilir belki ama hani umarım öyle. Yani şöyle, tabii bazı yönleriyle ister istemez karışık olabilir ama hani katılan öğrencilerimizin kafalarında ben bir şeyler şekillendiğini düşünüyorum. Yani farklı bir entelektüel bakış açısı oldu bizim için. Bir de bu iki eseri insanın haktan gayri olanın eseri olmaması gerektiğine yaptığı vurgular açısından yorumlayacağız. Bu noktada Emerson şundan bahsediyor, özellikle mülkiyetten. Mülkiyet konusundan, Galip'in beyitine geçmeden önce. Mülkiyete dayanıp güvenmenin, bence bu çok sert bir noktada da, insanın özüne olan güvene duyduğu eksiklikten kaynaklandığını söyler. Başka bir deyişle, Emerson'a göre özgüvenden yoksun birisi dünyadaki maddiyatına güvenir. Toplumdaki bazı bireyleri. Bağdatlı Ruhi'nin de bir beyti vardı. "Sanma ey hace, kim senden zerr-ü sim isterler, yevme la yenfa'u da kalbi selim isterler." Yani orada da altın ve gümüşe değer verme. Çünkü o gün hiçbir şey fayda vermeyecektir anlamında. Zaten masiva, dünya, masivadan el çekmek nedir? Dünyayı ikinci plana itmek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu anlamda da. Evet. Ve aslında toplumdaki bazı bireylerin birbirlerinin ne olduklarına göre, hani tartmak yerine, neye sahip olduklarına göre tarttıklarını söylemektedir. Bunu bugün de çok yaşıyoruz aslında. Hani aslında ne olduğuna göre değil de o insanın statüsüne ya da sahip oldukları mala mülke göre değerlendirebiliyoruz maalesef. Bu arada böylelikle hemen arkama aslında bakıyorum. Arkamda Hüsnü Aşk var. Yani sırtımızı Hüsnü Aşk'a dayamışız.
Divanda buralarda bir yerde ama muhtemelen kaplı olduğu için göremiyorum şu an. Böylelikle Emerson aslında insanın özünün, hani insandaki cevherin bu maddi sebepleriyle değer kazanıp ya da hani kazanıp kaybetmeyeceğini vurgulamaktadır. Şeyh Galip de derecen adlandıran katındadır. Adlarda sanma, yerin eşyanın yaratıcısındandır. Eşyada sanma diyerek insanın değerinin ve yerinin eşyalarla tanımlanamayacağını belirtmektedir. Yani gerçekten de bir noktada gülünç değil. Hani aslında o kadar değerliyiz ki hani kendimizi bir arabayla ya da bir evle ya da bir statüyle değerlendiremeyecek kadar değerliyiz. Ama işte bunları özümüzün ötesine koyuyoruz maalesef. Evet. Yani insanları nedir? İşte arabasına göre, evine göre, zenginliğine göre ya da makamına göre değerlendirme. Yani aslında insanı kamil ya da insanı kamilin nedir? Bu anlayışta yani şey aslında Nietzsche'nin de üstün insan diyor işte. Biz de yıldızlar falan diyoruz ya. Ya ben Nietzsche'yi okuyunca dedim ya benim yıldızlar diye bahsettiğimden işte nedir o üstün insan diye bahsetmiş. İşte tasavvufi anlamda da aslında insanı kamil olarak değerlendirebiliriz bunu. Nedir? İşte Cemil Meriç de eşyalara çok değer verme, hani hayatımızın merkezine eşyaların konulması insanın değil de anlamında. Aslında Yunus Emre de nedir bunu? İşte ben bu Ay Yıldızım şiiri üzerine sizinle de konuşmuştuk, fikir alışverişinde bulunmuştuk. Mesela ben bir dörtlüğü değiştirmiştim ama içime sinmedi. Orada mesela sevelim insanı samimiyetle mısrasını çıkarmak zorunda kalıyordum. Orada mesela o şiirde mutlaka insan geçsin diye düşünmüştüm. Çok güzel. Yani gerçekten de düşününce ama size de çok garip gelmiyor mu anne? Hani bu kadar aslında yükselebiliriz, bu kadar vasıflarımız var, bu kadar değerliyiz ama kendimizi hani belki bir arabayla değerli buluyoruz. Evet, maalesef. Evet. Yani her şey göz olmuş, değil mi? Yani insanlar göze. Hazreti Mevlana da şekillere takılıp kalan putperesttir diyor. Aslında hep şekillere takılıp kalıyoruz. İşin özüne inemiyoruz. Şeyh Galip'in bu arada unutmadan da arkadaşlar o mütekerrir beytinin de anlamını vermek isterim. Hoşça bak zatına, yani kendine iyi bak hani modern dünya anlamında ama hani tabii daha bir derinlik var. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, alemin incisisin sen. Merdümü dide-i ekvan olan Adem'sin sen, yaratılmışların göz bebeği olan insansın sen. Yani göz bebek, öz anlamı da var zaten arkadaşlar. Merdümün. Dide zaten göz demek. Merdümü Dide biraz daha göz bebeği ama orada öz anlamı da var. Yani her şeyin, kainatın özü aslında insan. Evet. Yine bu noktada aynı zamanda Emerson politik partilerin kalabalığını, yani buna da değiniyor, politik partilerin kalabalığına da ve bu kalabalığın Tanrı'ya ulaşmakta bir engel olduğunu söylüyor. Ve politikanın da aslında bir noktada dünyevi bir kavram olduğunu düşündüğümüzde Emerson şunu söylüyor: bir kişi bütün yabancı dayanaklarını bir yana bırakıp tek başına durduğu zaman ben güçlü biri olacağını ve yeğen geleceğini anlarım demektedir. Bu aslında bu kalabalık belki kesret alemi olarak da yorumlanabilir. Yani çokluk alemindeki insan yaradanına kavuşup biri olamadıkça çokluk aleminde esir düşer. Düşünüldüğünde görülür ki Emerson'un bahsettiği böyle bir tek başınalık süreci aslında dünyaya ait olan ile araya konulan bir mesafedir. Yani dünya ile aramıza bir aslında çizgi çekmek. Çünkü bu bir noktada da tek başına durabilmek aslında o kapılmadan. Evet, ilginç. Yani güzel yani arkadaşlar görüyorsunuz yani aslında insanı insanı yapan düşünce yani
yani insana dair, hayata dair kafa yormuş. Yani bu yoran insanlar aslında günümüze kalabiliyor veya asırlar sonrasına kalabiliyor. İşte nedir? 1750-1800 yıllarda yaşamış Şeyh Galibi, işte 1800 yıllarda yaşamış Emerson'ı konuşuyoruz burada. Niye? Hı hı. Onlar hayata dair, insana dair kafa yormuşlar. Yani aslında nedir? Öze inmeye çalışmışlar. Hani cevizin kabuğunu kırıp öze inme meselesi var ya. Öze inmeye çalışan insanlar ne yapmış? Zamana karşı direnmişler ve hala okunuyorlar. Hala bahsediliyorlar. Mesela Mehmet Tekin hocamız, profesör, doktor. İşte o diyordu ki bana göre divan edebiyatının en büyük şairi Şeyh Galip'tir diyordu mesela. Nedir bu, nedir bu, bunları okuyunca hani insan düşünüyor acaba Şeyh Galip mi falan diye. Mesela ben işte Şeyh Galip, Nedim, işte Fuzuli, Baki gibi isimleri okuduğum zaman hangisini okusam o daha büyükmüş gibi geliyor. Çünkü müthiş bir derinlik var. Evet. Ya bir de şey de çok ilginç. Bence bu hani aşkıncılık akımında belli bir, nasıl desem, ya mesela bu aşkıncılıkta akımdaki yazarların ve şairlerin, daha çok yazarların reddettiği şeyler var. Örneğin alkol kullanmayı reddediyorlar. Kahve tüketimine kadar reddediyorlar. Çünkü vücudu kutsal sayıyorlar. Hatta vücudu bir ibadethane olarak görüyorlar. Yani o derece kutsal olarak konumlandırıyorlar. Zaten, ve bunun içine, pardon efendim. Zaten peygamberimiz de imandan sonra sağlık gelir şeklinde bir hadisi var mesela. O da Hazreti Eyyub değiliz ki hani bedenimize zarar geldiği zaman hani imanımıza bir zarar gelmesin. O yüzden bu anlamda yediğimize içtiğimize de dikkat etmemiz gerekir. Evet. Ya yani o da benim çok ilgimi çekmişti. Hani kahve, çay, bunları da tüketmiyorlar. Alkol zaten asla tüketmiyorlar ve yine uyuşturucu etki yapan hiçbir maddeyi. Hatta Emerson'ın Şair diye ayrı bir makalesi var. Orada hani bu etkiyle yazılan şiirlerin hani aslında ne kadar iyi olduğunu da sorguluyor. Hani bir sanatçı neden bunu kullanıyor? Hani neden kullanmamalı? Bunun üzerine de görüşleri var. Hani bu noktada mesela alkolü reddeden bir batılı olması açısından da bence ilginç bir figür. Bana ilginç gelmişti açıkçası. Evet. Ve Şeyh Galip, yine Şeyh Galip'e dönecek olursak, hani bu tek başınalık süreci demiştik. Tanrı'dan gayrı bütün varlıklardan çakıp sönen, gelip giden şimşek gibi geç git, üstüne takılan, konan çer çöpe karşı aşk, aşk ateşini siper et diyor. Bu noktada da yine aslında Tanrı'dan varlığı başka, hani Tanrı'nın varlığından başka olan her varlıktan geçip gitmemizi bize tavsiye ediyor. Yani dünyadan geçerek aşkı koruyucu olarak kesret aleminin çer çöpüne siper etmemiz gerektiğini vurguluyor. Böylelikle hem Emerson hem Şeyh Galip bireyin masivadan, yani Allah'tan başka her şeyden ayrılması gerektiğini bize öğütülüyor diyebiliriz. Zannediyorum hadis-i şerifti şöyle bir, ya da bir söz de olabilir evliyaların. Hani dünyayı çok önemsersen dünya senden kaçar ama kendi haline bırakırsan dünya zaten ayağına gelir gibi. Hı hı. Bu anlayışı da iyileşiyor. Zaten o noktada da işte ayağınıza gelmesi çok önemsizleşiyor mu oldu? Evet. Bilmiyorum. Evet. Sonuç olarak hem Emerson'un Özgüven makalesi hem Şeyh Galip'in Tercih Ben 2 adlı şiiri insandaki kudret, rıza ve masiva kavramlarını ele almaları açısından bir takım benzerlikler ve farklılıklar taşıyor. Bu farklılıklara rağmen bu iki eser arasındaki fikir birliği insanlık ve edebiyat tarihi için önem oluşturmakta.
Bu noktada Şeyh Galip hayata gözlerini yumduktan aslında çok kısa bir süre sonra dünyaya gelen Emerson'ın yazdığı Özgüven adlı makalesi klasik edebiyatın okyanus ötesindeki bir yankısı olarak kabul edilebilir. Aslında Galip'in şiirinde zübde-i alem diye tanımlanan insan, yani kainatın göz bebeği, insanın, tanımlanan insanın ve insandaki cevherin akademik bir savunmasıdır da denilebilir. Evet, güzel. Ve teşekkürler dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim ve sizden böyle bir ricam olacak. Hani yakınlarda İstanbul'da oturan varsa Galata Mevlevi Hanesi'nde belki Şeyh Galip'in mezarını ziyaret edip benim de selamımı iletirseniz bayağı memnun olurum. Evet. Arkadaşlar zaman zaman Mevlevi hainleri oluyor. Bir gün program olduğunu da takip edelim. Birlikte bir Mevlevi ayinine gidelim. Hem de Şeyh Galip'in nedir şeyini kabrini ziyaret edelim. Ona bir Fatiha okuyalım. Mekanı cennet olsun. Zannediyorum Hüsnü Aşk'ın içinde geçen beyitlerden bir tanesi de zannetme ki şöyle böyle bir söz gelsen dahi söyle böyle bir söz diyor. Yani hani ne yazdığının ne yaptığının bilincinde bir şair olması yönüyle de önemli arkadaşlar Şeyh Galip. Evet Burcan'ıma çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ekleyeceğiniz bir şey yoksa İstanbul'dan Viyana'ya sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah ufkunuzu, nutkunuzu ve yolunuzu açık etsin Burcan'ım. Çok teşekkürler. Ağustos'tan sonra da geleceksiniz inşallah. Hani en kısa zamanda görüşelim. Hem de Zehra Hanım'a ve bize vermiş olduğunuz bu sözü belki aramıza katılacak başka yıldızlar da olabilir. En kısa zamanda hayata geçirelim inşallah. Evet, Melek çok Hanım'a... teşekkürler tekrar dinlediğiniz evet. için. Katılanlara da biraz heyecanlıydım onu da artık. Yok yok çok keyifli bir sohbetti. Çok farklı bir yani şu ana kadar yaptığımız programlardan daha farklı, daha entelektüel bir sohbet oldu. Melek Nehir Hanım da teşekkür etmiş. Diğer arkadaşlarımız yazmasalar da onların çok büyük bir zevk aldıklarını, keyif aldıklarını biliyorum. Çünkü yıldızları anlayacak kapasitesi var onların. Evet, Elif Hanım'a, Şevval Hanım'a, Esma Hanım'a, Betül Hanım'a, Zehra Hanım'a, Melek Hanım'a ve Zehra Hanım, yine iki tane Zehra Hanım ve Afyonkarahisar'ın yıldızlarına da Samet Bey'e de teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere. O zaman sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa biz Şehit Türkmentekin ailesi olarak tekrar teşekkür ediyoruz size. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah okulumuza da seneye de okulumuzda arkadaşlarla tanışmak üzere bekleriz sizi. İnşallah. Zaten öyle. Hoşça kalın. Arkadaşlar ben böyle bir söz almıştım aslında. Okulumuza evet aslında diye. Biz bunu canlı diyorum. Yüz yüze evet. yapacaktık. Evet yüz yüze yapacaktık ama nasip Burcu Hanım gidince Viyana'ya. Ama olsun önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle zaten genelde 10 ve 11. sınıf arkadaşlarımız seneye okulda olacaklar. Böyle bir 25-30 kişilik edebiyat ve kültür sanat sevdalısı yıldızlarla beraber inşallah seneye bir program organize edelim. Ve hocanızın dediği gibi hani sorunuz olursa her zaman ulaşabilirsiniz. Hani hem okulla alakalı hem edebiyatla. Evet. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Hoşça tekrar kalın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.